Merhaba arkadaşlar. Yeni videolar için YouTube ve İzlesene'deki Buğra Ayan kanallarına abone olabilirsiniz. Fizik sorusu. Matematik sorularını çözerken şundan bahsediyorduk hep. Yani birbiri arasında soruların geçişi çok kolaydır konularda. Bir oran orantı sorusu denklem çözmeye veya bir denklem kurma problemine veya bir sayı sorusuna dönüştürülebilir. Burada da 2012 yılında çıkmış bir soru var. Aslında bu soruyu hiç görmeden şöyle bir matematik sorusu türetebilirdik. K artı L büyüktür M artı N. K artı M büyüktür L artı N. Bu iki ifadeye göre kesinlikle ne söyleyebiliriz diye bir matematik sorusu üretebilirdik. Bunu da şu şekilde çözerdik. İki tane denklem var. Alt alta yazdım, topladım. 2K artı L artı M büyüktür M artı N artı L artı N. Yani 2 tane n artı m artı l büyüktür 2 tane k artı l artı m. İki tarafta da l ve m var. İki tarafa da eklenmiş. Dolayısıyla iki taraftan da çıkarabiliriz. Demek ki 2k 2 n'den büyükmüş. Dolayısıyla k da n'den büyük olur. Tabi bunlar pozitif sayılarsa diye düşünebilirdik. Burada da aynı şey var. Tıpkı bu sorunun cevabının K'nın kütlesi N'ninkinden büyük olduğu gibi. Bir terazi vermiş, bir kefeye bazı şeyler koymuş, bir kefeye bazı farklı şeyler koymuş. Ve iki durumda da dengede kaldığını söylemiş. Bizim buradan çıkaracağımız yorum K ile N'nin toplamı M ile N'den büyük ki ağır oluyor, aşağıya gidiyor. Burada da K ile M'nin toplamı L ile N'den büyük. Demek ki ağır aşağı gidiyor. Bunu denklem olarak bu şekilde yazıyoruz. Daha sonra denklemleri iki denklemi alt alta toplayarak sonuca ulaşıyoruz. Alt alta toplayınca iki tarafta da L ve M olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları çıkarıyoruz. 2 tane K 2 tane N'den büyük oluyor. Dolayısıyla K N'den büyük oluyor. Zaten denklem çözme somutlaştırılırken, denklem çözme konusu anlatımında somutlaştırma yapılırken terazi örneği verilir. Yani denilir ki işte bir denklem var, işte bir terazi var, bir taraftan 3 alıyorum. Diğer taraftan da 3 alıyorum. Bozulmuyor. Yani x artı 3, y artı 3'e iki taraftan da 3 çıkarttığımda denge bozulmuyor. Tıpkı burada bir terazi varmış gibi düşünürüz. Bunun tersini bir fizik sorusunda kullanmış sınav. Bir fizik sorusu terazi var ve dengesi korunuyor bir şekilde. Bunu bulabiliriz. Farklı nasıl soru türetilebilirdi? Daha da böyle cafcaflı görünmesi için kefelere ağırlıklar yerine insan koyabilirdi veya sözel olarak yazabilirdi. Ahmet'le Ali'nin ağırlıkları toplamı işte Mehmet'le Hüseyin'den fazla gibi. Bunları daha da realize edebilirdi. Bu şekilde sorunun çözümüne ulaşıyoruz.